Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanı Karyos Mürne Kaymaz. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Duygu Selin Oyunver. Çocuk Meclisi'nde yazmanım. Aynı zamanda Oynayan Gel Tanımaz projesinin başından itibaren yer aldım. Çocuk Meclisi olarak neler yaptınız? Şu an Çocuk Meclisi olarak en önemli projemiz olan Oynayan Gel Tanımaz projesiyle durmadan ilgileniyoruz. Çocuk Meclisi olarak her yere gittik. Çok eğitimler aldık ve böyle bir proje yaptık. Ne gibi eğitimler aldınız? Ne gibi eğitimler? Sanatsal eğitimler aldık. Yani daha çok maket yapmayla ilgili eğitimler aldık. Tabii benim arkadaşım olan Duygu daha iyi bilir bunları. O zaman Duygu'ya soralım. Ne gibi eğitimlerden geçtiniz? Öncelikle projenin birinci döneminde mimarlardan veya da çeşitli illerden, bale öğretmenlerinden, mimarlardan, değişik meslek alanlarındaki kişilerden eğitimler aldık. İkinci dönemimizde daha çok etkinliklere yöneldik ve proje üzerinde maket çalışmaları yaptık. 120 tane maket ağaç yaptık. Bu tarz eğitimler aldık. Aynı zamanda maketi nasıl gerçekleştirebileceğimiz, bir proje yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerine Mimarlar Odası ve aynı zamanda Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer Belediyesi ile birlikte projemize devam ettirdik. Peki kendi parkınızı kendiniz planlıyorsunuz. Nasıl bir duygu bu? Aslında bu Kent Konseyi'nde, aslında Nilüfer Belediyesi'nde bizim de söz hakkı olduğumuzu gösterir. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey ki özellikle ben bu projenin ilki olmak da ayrı bir şey. Çünkü biz engellilerle birlikte oynayabileceğimiz ilk parkı ürettiğimizden dolayı bu aslında paha biçilmez bir duygu. Çünkü yaşlılar da burada oynayabiliyor. Engelliler de engel tanımadan oynayabildiği için çok ayrı bir şey. Çocuk Meclisi olarak başka çocuklara yönelik projeleriniz olacak mı? Tabii olacak. Adı üstünde Çocuk Meclisi'yiz ve daha çok çocuklara yönelik işler yapıyoruz. Çocuklara yönelik işler yapmak için çeşitli eğitimler alıyoruz. Bu eğitimlerin sonunda da güzel projeler üretiyoruz. Ve bizim şimdi en güzel projemiz Oynayan Gel Tanımaz projesi oldu. Geri dönüşler nasıl? Peki çocuklar, hani bu projede yer alan çocuklar mutlu değil mi? Projede yer alan çocuklar kendi isteğiyle geldiğinden dolayı hepimiz mutluyuz. Özellikle 6 engelli çocuk ve 26 engelsiz çocukla birlikte. Aynı zamanda da öğretmenlerimizle birlikte eğitim gördüğümüz için aslında öğretmenlerimiz de bizim gibi çocuk oluyorlar proje esnasında. Ve bu hepimizi mutlu ediyor. Çünkü engelliler de engel tanımadan projede yer aldığı için hepimiz eşitiz. Hepimiz mutluyuz. Ben Sebli Arın, Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim ve projede Orhan Gazi Üniversitesi'nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni temsilen bulunuyorum. Oyun Engel Tanımaz Projesi nedir? Oyun Engel Tanımaz Projesi aslında bir kentlilik okulu, bir kullanıcı katılımı projesi. Kullanıcının, kentin gerçek sahibi olan kullanıcıların kentin tasarımında söz sahibi olabilmesini hedefleyen bir proje. Bu proje kapsamında engelli ve engelsiz çocukların bir arada oynayabileceği bir oyun parkı tasarlandı kullanıcıları tarafından, engelli ve engelsiz çocuklar tarafından. Bu anlamda çok önemli bir proje, Türkiye'de ilk olduğunu söyleyebileceğimiz bir proje. Çocuklar ne gibi eğitimler aldı peki? Çocuklar oldukça kapsamlı bir eğitim aldılar. Katılım konusu biraz bu yüzden zor bir mevzu. Bilgi sahibi olmadan katılabilmek, özellikle de tüm halkın, tüm kentin kimliğini etkileyecek tasarım kararlarında etkili olabilmek çok zor. Bu yüzden oldukça kapsamlı bir eğitim programı kurguladık. Bunu iki dönem olarak kurguladık. İlk dönemde daha teorik bir eğitim aldılar. Her konunun uzmanı kişiler geldi ve eğitim verdiler. Hocalar geldi, farklı üniversitelerden, farklı sivil toplum kuruluşlarından. İkinci döneminde ise yaklaşık 18 hafta boyunca periyodik olarak her cumartesi günü 4'er saatlik tasarım eğitim programı aldılar. Bu bir mimarlık okulunda birinci sınıf öğrencilerinin aldığının çok benzeri bir eğitim oldu. Temel tasarımdan başlayıp peyzaj tasarımı ve mimari tasarımı uzanan, sonucunda da bu parkın tasarımının oluştuğu bir eğitim aldılar. Çocuklar severek eğitim almışlardır değil mi? Oldukça eğlendiler. Çocuklar zaten çok istekle katıldılar. Bir gönüllülük projesi, gönüllü olan çocukların katılımıyla gerçekleşen bir proje oldu. Dolayısıyla 4 saat boyunca zaman zaman oyunlar da oynadık. Bulunduğumuz mekanların izin verdiği ölçüde, kapalı alanda ya da açık alanda. Eğitimin son dönemleri, özellikle parka yoğunlaştığımız dönemler bahar aylarına denk geldi ve bulunduğumuz mekan, Nilüfer Kent Konseyi'nin çok güzel bir arka bahçesi var. Orada çimler üstünde yuvarlanarak falan çok keyifli zamanlar geçirdik ve aslında bu oyun oynama dinamiğinin parkın tasarımına da etkili olduğunu gördük sonra.
parkın tasarımında doğrudan doğayı kullanarak nelerle oyun oynayabileceklerini düşündüler ve böyle tasarımlar yaptılar. Kaç çocuk yer almıştı bu eğitimde? Aslında 32 çocuk yer aldı ama tabii dönem dönem girenler çıkanlar oldu ama biz projeyi 27-28 çocukla tamamladık. Bunlardan 24 tanesi bölgede bulunan farklı ilk ve orta dereceli okullardan gelen, gönüllülük esasıyla gelen çocuklardı. Bir 6 tane kardeşimiz de bizim ev Nilüfer Engel Destek Biriminden gelen farklı engel gruplarından arkadaşlarımızdı. Bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum çünkü genelde bu tür projelerde engelliler adına birileri düşünüyor ama burada engelli çocuklar doğrudan kendi oyun ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceklerini düşündüler ve tasarımlarını hep beraber yaptılar. Nilüfer Belediyesi çocuklara verdiği önemi çocukları da içine katarak yansıttı. Nilüfer Belediyesi'nin verdiği bu destek hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok son derece önemli bir şey. Katılım dediğimiz şey sadece kullanıcının katılımıyla olabilen ya da isteğiyle, arzusuyla olabilen bir şey değil. Doğrudan yerel yönetimlerin sahip olduğu idari gücü paylaşabilme isteğinde, samimi biçimde paylaşma isteğinde olması gerekiyor. Nilüfer Belediyesi sonuna kadar bu desteği bize verdiği için tabii her şeyden önce onlara çok teşekkür ediyoruz. Can Şimşek, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanıyım. Proje hakkında ne gibi çalışmalar yaptınız? Şimdi şöyle, oyun engel tanınmaz projesi zaten ilk olarak Mimarlar Odası çatısı altında başlayan bir proje. Öğretmenimiz Beyhan Tuncer'in bizim odamıza 2010 yılında gelip bu çocuklarıyla birlikte bu projesini anlatması ve bu projenin hayata geçebilmesi için desteğin istemesiyle hayata geçen bir proje. Bizim de buradan üyemiz olarak bu projeye gönüllü destek veren Mimar Nur Ayadal, Murat Köseler, Sebla Arın ve Aslan Köse arkadaşlarımız, 4 kişilik bir kadro bu işe gönüllü olarak yürekten destek verdiler ve 1,5 yıllık başta bir 1,5 senelik bir eğitim çalışması yapıldı. Çocuklara tasarım nedir, mimari nedir veya işte bir park tasarım, park nasıl tasarlanır gibi, daha sonra bu çocuklarımızın kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir projeyi geliştirmesi için bir atölye çalışması düzenlendi. Yaklaşık yine 2 seneye yakın bir süreçte. Bu şeyde tabii devamlı katılan bu 4 arkadaşımız bizler de zaman zaman temsili olarak destek verdik bu çalışmaya. En sonunda da Nilüfer Belediyesi bu şeyde öncülük etti ve bir parka dönüşmesi için, gerçek bir parka dönüşmesi için adım attı. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Tüm emeği geçenlere, akademik odalara, kitle örgütlerine, kent konseyine ve Nilüfer Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Umarız gerçekten çocuklarımızın tasarladığı şekilde bu proje hayata geçer ve kısa bir süre içinde çocuklarımız burada oynamaya, eğitim görmeye devam eder. Çocuklara mimari eğitim verdiniz. Çocukların tepkisi ne oldu bu ürettiğiniz şeylere? Şimdi şöyle, aslında tabii eğitimle aslında her şeyi verebiliyorsunuz. Çok severek çalışılan bir ortam oldu. Hatta böyle çoğu mimardan çok daha hevesli, istekli bir şekilde bu işe dahil oldu bu arkadaşlarımız. Ve artık eminiz ki ileride de kendileri de mimarlık konusunda çok daha böyle bilen bir şekilde, belki de çoğu mimar olacak, mimar olmak isteyecek. Bu da bizim için, mesleğimiz adına da tabii olumlu bir şey. Oyun Engel Tanımaz Projesi'nde yer almak size ne hissettirdi peki? Şimdi şöyle, tabii Oyun Engel Tanımaz Projesi çok özel bir proje, önemli bir proje. Tüm, yani ülke çapında örneği olmayan bir proje. Bunun da özellikle de ilk başlatanı olmak bizim açımızdan çok gurur verici bir şey tabii ki. Nilüfer Belediyesi'nin çocuklara gösterdiği bu ilgi, bu yönetime çocukları koyması nasıl bir şey? Bir yerel yönetimin zaten yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de yani görevini hakkıyla yerine getirdiği için bu konuda hem Mustafa Bozbey şahsından tüm Nilüfer Belediyesi ve çalışanlarına da teşekkür ederiz. Nuray Adal, ben bu projenin Mimarlar Odası adına yürütücülerinden bir tanesiyim. Ne gibi çalışmalar yaptınız?
Şimdi bu aslında 2012 yılından beri süre gelen bir çalışmanın ürünü ve çok kurumun katılımıyla gerçekleştirilen, bizim yaptığımız araştırmalara göre Türkiye'deki tek, dünyada da var mıdır bilmiyorum, bir sürü kurumun katılımıyla gerçekleşen bir proje. Projenin temelinde çocuklarla yapılan bir kentlilik sorumluluğu projesi olması var. Çocuklar değişik okullardan 30 tane çocuk. Bunlar engelli ve engelsiz gruplardan çocuklar. Kendileri bize taleple gelmişlerdi 2012 yılında Mimarlar Odası'na. Biz engelli engelsiz arkadaşlarımız bir arada oynayacağımız bir park yapmak istiyoruz dediler. Kentte yapılan parkları beğenmiyoruz, iyi kullanamıyoruz, engelli arkadaşlarımıza hiçbir şekilde hizmet etmiyor. Bizim bir projemiz var, bizi bu konuda geliştirir misiniz diye bir taleple geldiler. Süreç içerisinde bu çalışma bütün kurumların birlikte çalışması sürecine evrildi. Bu kurumların içerisinde en başta Nilüfer Belediyesi var, bize bu alanı tahsis etti. Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarımızın tamamında kolaylaştırıcı olarak son derece yardımcı oldu. TMMOB Mimarlar Odası'nın yanında TMMOB Peyzaj Mimarları Odası katkısı çok büyük. İsimlerini anmadan geçemeyeceğim. Odadan Necla Yörükoğlu oda başkanı, yine peyzaj mimarı ama Bursa Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinden ismini hatırlayamadım. Gül Atanur ve projenin bu dönemki yürütücüsü Orhan Gazi Üniversitesi öğretim görevlilerinden yüksek mimar Sebla Arın kendisi burada, onunla konuşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü projenin ikinci dönemini tamamen o yürüttü. Ve amaç burada bir oyun parkı elde etmekti ve çocukların istediği bir oyun parkı elde etmekti. Çocuklar aracılığıyla da kentlinin tamamına ulaşmaktı bizim hedefimiz. Yani annelerine, babalarına, komşularına ulaşabilmekti. Dolayısıyla burası böyle bu şekilde bir çok kurumun katıldığı, amacı oldukça amaç çıtası yüksek olan bir şeydi ve sonuçta buraya gelindiği için gerçekten mutluyuz. Eğer projeyi incelerseniz, bu çocukların yaptığı makettir burada sergilenen. Çocukların yaptığı maketle bugün uygulanacak olan parkın birebir örtüştüğünü görürsünüz. Süreç içerisinde çocuklarla çalışırken oradan oraya bir hayli sürüklendik. Çalışma alanı bulmak oldukça zor. Bizim çalışmalarımız günün 7-8 saatini kapsıyordu. Dolayısıyla o süreç içerisinde çocuklar acıkıyorlardı, bir küçük mutfağa ihtiyaç vardı. O nedenle yine çocukların kararıyla şu üst köşede gördüğünüz alanda 125 metrekarelik bir toplantı salonu ve tuvalet hacimleri, servis alanları yapılması öngörülmüştü. Nilüfer Belediyesi'nin bütün bu tür park alanlarında yapılan yapıları ahşap yapma gibi bir kararına uyarak Mimarlar Odası buraya ahşap bir salon dizayn etti. Bugün sanıyorum önce onun temelinin açılışını göreceğiz. Bu parkın projesi için tabii ki kaynağa ihtiyacımız var ama sponsor bulabileceğimizi ümit ediyoruz. Nilüfer Belediyesi desteklemeye devam ediyor. Çok özel alanlar yarattılar çocuklar tamamen kendi kararlarıyla. Onların birebir yerine uygulanmasını sağlamaktı bizim amacımız. Biz bunu sağladık. Bundan sonraki hedefimiz de bu parkın en kısa zamanda bitirilerek bu mahallede yaşayanların, bu ilçede yaşayanların engelli engelsiz, yaşlı genç ayrımı yapmadan kullanabilecekleri güzel bir park alanını çocuklar eliyle hediye etmektir hedefimiz. Gül Atanur, Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesiyim ve peyzaj mimarıyım. Projedeki sizin rolünüz neydi peki? Projede atölye yürütücüsü olarak bulunduk. Bir yıla yakın bir süre her hafta çocuklarımızla çalıştık. Özellikle ikinci dönem atölyelerinde ben daha yoğun görev aldım. Ne gibi çalışmalar yaptınız? Öğrencilerimize temel tasarımla ilgili basit bilgiler verdik. Onlara doğayı tanıttık. Bir parkın nasıl olması gerektiğini öğrettik ama en çok da onlardan nasıl parklar istediklerini dinledik. Aslında bu ikili bir eğitim süreciydi. Biz de öğrendik, onlar da öğrendi hep birlikte. Böyle bir projede yer almak size ne hissettirdi? Doğrusu çok gurur duydum. Ve bir akademisyen olarak çocuklardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu bir kez daha gördüm, öyle söyleyeyim size. Ve bir de peyzaj mimarlığı mesleğinin bir uygulama alanını birlikte yaşamak ve yaşatmak
tabii yine mutluluk vericiydi. Adım Selin. Oyun engel tanımazda görev aldım. Ne gibi görevler aldın? Tasarım olarak şu ana kadar daha çok. Bu şekilde. Ne düşünüyorsun peki bu proje hakkında? Bence hani herkesin rahatça oynayabileceği, eğlenebileceği hani yani güzel bir proje. Sen bu projede yer alırken ne gibi hislere kapıldın? Ben açıkçası çok eğlendim. Çünkü hani çok fazla şey yaptık. Her hafta toplandık vesaire. O yüzden hani bence çok eğlenceliydi. Ben İrem Tekin, Cevat Çağlar İlköğretim Okulu'na gidiyorum. Bu projede yer aldım. Ne gibi görevlere katıldın bu projede? Çoğunlukla baştan sona hep takip ettim. Maket yapımında, sonra da çalışmalarımızda, konuşmalarımızda hepsine yer aldım. Peki bu proje hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir proje? Bu engellilerin ve bizim oynayabileceğimiz, biz oynarken onlara sadece bakmayacağı ve bize katılabileceği bir proje oldu. Projede yer almak ne gibi hislere kapıldın yer alırken? Ne gibi hislere kapıldım? Çok mutlu oldum. Öncelikle kendimi onların yerine koyduğumda bir hüzün kaplıyordu insan içine. Bu projeyi yaptıktan sonra onları daha iyi anlayıp onların nasıl hisler çektiğini anladım ve bu projeyi yaptıktan sonra onlara çok büyük yardım ettiğimizi ve mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Damla Nur Özdemir, Cavit Çağlar Okulu'nda okuyorum. Bu projede ne gibi görevlerde bulundun? Eğitim aşamasında eğitimler aldıktan sonra oyuncakların yapım aşamasında görevler aldım. Yani. Ne gibi eğitimlerden geçtiniz peki? Mimarlık konusunda eğitimler aldık, çizim konusunda eğitimler aldık. Nasıl oyuncak yapılır, hangi oyuncaklar nerede kullanılır onlar konusunda bir sürü eğitimler aldık. Böyle bir projede yer almak sana ne hissettirdi? Diğer arkadaşlarımla oynayabileceğim çok park olmadığını fark ettim ve yani onlarla beraber oynayabileceğim çok güzel bir alan yaptığım için kendime gurur duydum. Benim ismim Arda, soyadım Göktalay. Ne gibi görevlerde bulundun bu projede? Resimleri falan çizdim. Nasıl bir duyguydu peki böyle bir projede yer almak? Garip bir duyguydu. Yani hem sevinçliydi hem kaygılıydım. Ne konuda kaygılıydın? Bu proje olacak mı olmayacak mı diye kaygılıydım biraz. Olarak katılmayan bir bireyin ileride aktif olarak katılmasını beklemek saçma olur. Yetişkinlerin çocukları kararlara dahil etmeyişini ya da sanki katılıyorlarmış gibi yapmalarının nedeni ise çocukların katılabileceğine, anlayabileceğine ya da yapabileceğine inanmamaları, kendileri adına karar verebileceklerine güvenmeleri. Bu park kolektif çalışmanın, demokrasinin bir ürünüdür. Alanında Türkiye'de tek olacak ve Nilüfer'in örnek gösterilen ilkleri arasında yer alacak bir projedir. Hem de en güzel yerde. Çünkü oyun bir çocuğun yaşamında beslenmek kadar çok önemi vardır. Ama oyun alanlarıyla, parklarla ilgili şimdiye dek onlar için hep büyükler düşündü. Hep bizler düşündük, uyguladık, siz oynayın dedik. Yanlış buradaydı. Ama şimdi tam tersine onlar hazırlayacaklar, onlar planlayacaklar, biz uygulayacağız. İşte gerçeği burada. İlk kez Nilüfer'de olan Oyun Engel Tanımaz projesiyle hem bu proje kapsamına katılan 6 engelli çocuğumuz, gencimiz ve toplamda 30 öğrencimiz, 30 gencimiz üniversitedeki meslek odalarındaki uzmanların katkısıyla çok önemli bir şekilde tasarım bilgileri de alarak bu projeyi gerçekleştirdiler. Kentleşmeden oyun kültürüne, tasarım geometrisinden maket yapımına kadar, insan haklarından demokrasiye kadar pek çok konuda uzmanlar tarafından bilgilendirildiler, eğitildiler. Sonunda kendileri ve tüm arkadaşları için oynayabilecekleri bir çocuk parkının
maketini oluşturdular. Bu projeyle çocuklarımız kentin, mahallenin tasarımında aktif rol oynayarak, kendi park alanlarını kendileri tasarlayarak inanıyoruz ki hem mutlu oldular hem de arkadaşlarına, kendi yaştaşlarına öyle bir projeyi hazırlamanın da mutluluğunu yaşadılar. Evet, güzel bir düşün yaşama geçirilmesi gerçekten hepimiz için çok çok önemli. Bu parkta birçok detaylar var. Ama bu detayları incelediğimiz zaman, bu projeyi şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman insanın çocuk olası geliyor. Biz de çocuk olsak da bu parkta çocukluğumuzun o yaşanamamış kısmını yaşasak diye düşünüyorum. Özgürce kirlenebilecekleri çamur havuzu var. Yer satrancı var. Gönüllerince boyayabilecekleri duvar var. Oyun evleri var. Kendilerinin tasarladığı ve benim de son halini çok merak ettiğim baba göbeği diye de bir şey var. Evet. Yani evet değil mi çocuklar? Evet. Onun için bunu da merak ediyoruz tabii. Ve toplamda 4700 metrekarelik bu alanda çocuklarımız için yok yok. Her şey var. Türkiye'de örnek olacak olan bu çalışma içinde yer alan tasarım ekibindeki çocuklarımıza, Nilüfer Kent Konseyi'ne, Uludağ Üniversitemize, Bursa Teknik Üniversitemize, Bursa Orhan Gazi Üniversitemize, hocalarımıza, yine TÜMOP Mimarlar Odası'na ve Peyzaj Mimarları Odası'na, yine Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve tabii ki 3 Mart Azizoğlu İlköğretim Okulu'na huzurlarınızda tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Ve çocuklar, geleceğimiz sizsiniz, size güveniyoruz. Çocukların içinde bulunduğu bir projeyi imza attınız. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tüm ulusumuza kutlu olsun. Gerçekten bu bayram hemen arifesinde çocuklarımızın uzun zaman harcayarak, çeşitli eğitimleri alarak gerçekleştirmiş olduğu Oyun Engel Tanımaz Projesi'nin de temelini attık. Önemli bir proje. Belki dünyaya örnek olabilecek bir proje. Çünkü bu çocuklarımız birçok kurum ve kuruluştan, mimarlar odasından, peyzaj odasından, üniversitelerimizden, 3 tane üniversitemiz var, 3'ünden de hem Uludağ Üniversitesi'nden hem Teknik Üniversitemizden, aynı zamanda Orhan Gazi Üniversitesi'nden, hocalarımızdan çeşitli eğitimler alarak bu projeyi gerçekleştirdiler. Ama burada hem engelli çocuklarımız vardı ve diğerleri de vardı. Yani engelli çocuklarımızla birlikte üretilen bir projenin olması ve bu şekilde hayata geçirebileceğimiz bir proje olması bence en anlamlı tarafı. Çünkü 6 engelli çocuğumuz vardı. Toplamda 30 çocuğumuz bu projenin içerisinde yer aldı. 3 Mart İlköğretim Okulu önemli bir destek verdi bize. Dediğim gibi yani kent konseyimiz, zaten kent konseyimizin çocukları, gençleri bu projenin içerisindeydi. Ve işte katılımcılığın ürünü ve örneği olan bu projenin temelini de bugün çocuklarımız attı. Bizler sadece onların yanında bulunduk. Temel atmayı da onlar gerçekleştirdi. İnanıyorum ki bittiğinde bu parkın açılışını da çocuklarımız yapacak zaten. Onlar bu parkı belki dünyaya, dünya çocuklarına örnek göstererek de inanılmaz şekilde, iyi bir şekilde kullanacaklar. Çok önemli park. Kendileri dizayn ettikleri için, kendileri oluşturdukları için
Yani parkın bittikten sonraki hali bence herkes tarafından çok daha fazla ilgi çekecek. Hepimiz çocuk olasımız gelecek diye düşünüyorum. Çocukların dahil olduğu başka projeler olacak mı peki başkan? Tabii ki. Nilüfer'de bizler vatandaşlarımızın her projede karar süreçlerine katılmasını arzu ediyoruz. Onun için mahalle komiteleri var. Onun için muhtarlarımızın başkanlığında yürüyen bu mahalle komitelerimizin çok önemli işlevleri var. Ve birçok projede, birçok planlamada mahalle komitelerimiz içinde yer alıyor zaten. Ve bunun içerisinde çocuklarımız da var tabii ki. Örneğin İhsaniye'de iki park planlandı. Parklardan bir tanesini tamamen mahalle komitesi tekrar revize etti. Kendileri önerileriyle yapıldı. Ha, tabii ki çizimlerini bizim arkadaşlarımız yapıyor ama öneriler onların önerileri. Bizim anlayışımız bu. Bunun gibi diğer alanlarda da. Çünkü bizler projeyi yapıp hadi gelin buna onay verin demiyoruz. Biz projeyi yaparken karar süreçlerine o bölge insanını, o mahalleliyi, mahalle komitelerini katarak onların düşünceleriyle oluşturuyoruz. Aradaki fark bu. Demokrasi dediğimiz çok kolay bir şey değil. Yavaş yavaş yerleşecek ama demokrasi kentin Nilüfer Türkiye'ye değil dünyaya da örnek olacak. 23 Nisan hediyesi verdiniz çocuklara. Vallahi onlar bize aslında hediye verdi gibi geliyor. Yani biz değil onlara da yani biz değil onların bize vermiş olduğu bir hediyeyle karşı karşıyayız. Hakikaten öyle. Çünkü çok güzel bir projeyi hazırladıklarından dolayı ve burada tabii benim de işte tasavvur edemediğim bazı şeyler, detaylar da var. Onları sürpriz diyorlar onlar. Yani onları farklı bir bakış açısıyla yapmak istiyorlar. Ve bundan böyle bu projenin de kontrolünde de çocuklarımız görev alacaklar. Gelip burada çalışacaklar. Zaman zaman bunları göreceğiz, yaşayacağız. Yardımcı olacaklar. Belki tuğla taşıyacaklar. Belki orada bir malzemeyi taşıyıp götürecekler. Ama içinde var olacaklar. Sonuçta da biz yaptık, bizim katkımızla da yaptı diyecekler. Bunu hedefliyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, onlara güveniyoruz, onları çok seviyoruz.